Hastaların Namazları Hastalar, akılları başlarında olduğu müddetçe, ibadetlerini yerine getirmekle sorumludurlar. Bununla beraber, dinimiz onlar hakkında birçok kolaylıklar da göstermiştir. Namaz hakkında aşağıda gelecek olan kolaylıklar bu cümleden sayılır. Hasta olan kimse, gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Mesela ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması halinde hastalığı artacağından korkulan kimse, namazlarını oturarak, oturmaktan da acizse, kudretine göre yan veya arkası üzeri yatarak ima ile kılar. Ayakta duramayanlar, bir yere yaslanarak ayakta kalabileceklerse, bu şekilde yaparak namazı ayakta kılarlar. Az bir miktar ayakta durabilenlerse, iftidah tekbirini, ayakta aldıktan sonra oturur, namazı o şekilde tamamlarlar. Oturarak kılınan namazda yaslanılmaz. Ancak hasta yaslanmadan duramıyorsa yaslanmakta sakınca yoktur. Oturarak da namazlarını kılamayan kimseler namazlarını nasıl kolaylarına gelirse öyle yani yan yatarak veya sırt üstü yatarak kılarlar. Dizleri mümkünse dikerler. Mümkün değilse kıbleye doğru uzatırlar, rükû ve secdeler ima ile yapılır. İma ile dahi namaz kılmaya güç yetiremeyen hastalar, namazı kaş göz işaretiyle kılmazlar, sonraya bırakırlar. Böyle hastalar, üzerlerinden beş vakitten fazla namaz geçerse, kaza ile de yükümlü olmazlar. Beş vakitten az olursa, ileride iyileşince kaza etmek mecburiyetindedirler.''